Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Acil yayınlarından güzel bir sorumuz var. Sizler için çözmeyi anlatmaya çalışalım. Çok sıkıntılı bir soru değil. Bence çok güzel düşünülmüş. Ama belki sınav anında görünce nereden çıkacak bu diyeceğimiz bir soru diye düşünüyorum. Bir bakalım arkadaşlar. ABC üçgenimiz verilmiş. İki tane 90 derecemiz var. AD'nin DC'ye eşit olduğu verilmiş. Tanjant alfa çarpı tanjant teta kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Normalde şuradaki eşitlikleri isterseniz şöyle K yazalım. K yazalım. Herhangi bir uzunluk verilmemiş. Normalde biz tanjant alfayı yakalamak istesek büyük üçgene odaklanmamız gerekir. Karşısı AB'dir, komşusu 2K'dir. Aslında komşuya bir şeyler yazmışız. Gelin bir de karşıya yazalım. Buraya da M birim yazmış olalım arkadaşlar. Bu durumda aslında biz tanjant alfayı karşı bölü komşudan M bölü 2K olarak bulmuş oluyoruz. Tanjant teta'yı bulacağız. Tanjant teta'yı da şuradaki minik üçgenden söyleyebiliriz ama burada da yine karşı bölü komşu dediğimizde iki tane yeni bilinmeyen çıkacak. Bence bunlara girmeyelim. Şöyle ilerleyelim. Mesela ben buraya beta açısı dersem teta artı beta 90 yapar. Dolayısıyla şuraya da ne diyebilirim arkadaşlar? Beta diyebilirim. İkisinin toplamı 90 yapsın diye. ADB üçgenine bakarsam burası beta, burası 90. Buraya da tekrar ne yazmam gerekir? Teta yazmam gerekir. Aslında teta'yı buraya taşıdığım zaman şuradaki ABD üçgeninde tanjant teta'yı daha güzel bir şekilde yakalayabildiğimi görüyorum. Çünkü tanjant teta bakın karşı bölü komşudan K bölü M gelmiş oluyor. Arkadaşlar bu çarpımda bize kaçı veriyor? 1 bölü 2'yi veriyor. Demek ki buradaki çarpımın A şıkkı 1 bölü 2 geleceğini söyleyebiliriz. Bence güzel düşünülmüş sınav ayarında bir soru arkadaşlar. Sizler için çözüm yapmak istedim. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar yine acil yayınlarından az önce çözdüğümüz soruya benzer formattaki bu soruyu da sizler için çözmeye çalışalım. Bakın yine güzel düşünülmüş bir soru. AF'nin FD'ye eşitliği verilmiş. Buralara biz K diyelim, K diyelim. İki tane dikliğimiz var. Biri bu tarafta, biri diğer tarafta. Tanjant B çarpı tanjant C sorulmuş. Yani şuradaki açının tanjantıyla bu taraftaki açının tanjantının çarpımı sorulmuş. Aslında bakın B açısına baktığımızda karşısında 2K var. Mesela biz şuradaki uzunluğa M desek tanjant B'nin yine ne geldiğini görüyoruz arkadaşlar. 2K bölü M geldiğini görüyoruz. Şuraya N desek tanjant C'nin de 2K bölü N geldiğini görüyoruz. Ama burada az önceki gibi bir sadeleşme olmadı. Başka nereden yakalayabiliriz? Buna bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şuradaki açımıza bir odaklanalım. Buradaki açımız beta açısı olsun. Bizden tanjantı istenen açı. Beta 90. Şuraya ben alfa desem beta artı alfa kaç gelecektir? 90. Aynı mantıkla beta 90 desem yine burası da ne gelmiş olur? Alfa. O zaman şu üçgende alfa 90 burası ne gelir arkadaşlar? Beta gelmiş olur. Bence beta tanjantını şu üçgenden söylersek doğru cevabı bulmuş oluruz. Çünkü C'nin tanjantını K ve N cinsinden bulmuştuk. Bakın şuradaki üçgende de yine B'nin tanjantını yine N ve K cinsinden bulabiliriz. O zaman tanjant C'miz zaten duruyor 2K bölü N olarak. Şunu bir kenara koyalım. Tanjant betamızı şuradaki üçgenden karşı bölü komşu yani N bölü K olarak belirlemiş olalım arkadaşlar. Bu çarpımda N'ler K'ler gidince bize 2'yi vermiş olsun. Doğru cevap D şıkkıdır demiş olalım. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Bence güzel bir soru formatı. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Arkadaşlar 3-4-5 yayınlarından güzel bir sorumuz var. Bunu sizler için çözmeye çalışalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f türev x ve f türev x çarpı g türev x fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın hep g üzerinden bir karşılaştırma yapmamız istenmiş. Elimizde f'in türevi ile f türev çarpı g türevi var. Şimdi g1 büyük g2 denmiş. Biz türevlerden artanlığı azalanlığı yorumlayabiliyorduk. Örneğin 1 ve 2'nin bulunduğu şu aralığa bakarsak burada biz f'in türevinin ne geldiğini görüyoruz. Pozitif geldiğini görüyoruz. F'in türevi çarpı g'nin türevinin de pozitif geldiğini görüyoruz. F'in türevi pozitifken f türev çarpı g türevi de pozitifse bu aralıkta biz aynı aralıkta g türevinde ne olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. G türevin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. G türevin pozitif olması demek g fonksiyonunun 0'dan 3'e kadar artan bir fonksiyon olması demektir. Eğer g bu aralıkta artansa x'leri büyüttükçe görüntülerimiz de büyüyecektir. Yani g2'nin g1'den büyük gelmesi gerekir. Ama burada tam tersi söylendiği için birincinin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. B şıkkına baktığımızda g5'in g4'ten büyük olduğu söylenmiş. Onların bulunduğu aralığında şu aralık olduğunu görüyoruz. Burada f türev x'imiz yine pozitif gelmiş. F türev x çarpı g türev x'imiz de pozitif gelmiş arkadaşlar. Bakın burada azalanlığa falan bakmıyoruz. Görüntülerine bakıyoruz. Görüntüler pozitif. Şimdi f türev pozitifken f türev çarpı g türev de pozitifse g'nin türevi yine bu aralıkta ne olmalıdır arkadaşlar?
pozitif olmalıdır. Yine aynı mantıkla x'lerimizi büyüttükçe görüntülerimiz de büyümelidir. Burada da tam olarak o söylenmiş. G5 büyüktür, G4 denmiş. Dolayısıyla bu doğru olduğu için doğru cevabın B şıkkı geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela cevabı yakaladık ama C şıkkına bakalım. Birinin pozitif birinin negatif olduğu yere. Bakın burada yine artanlığa azalanlığa takılmıyoruz. Siyah grafiğimizin yani F türev çarpı G türevin görüntülerinin pozitif olduğunu görüyoruz. Ama F türevin burada bize negatif görüntüler verdiğini görüyoruz. F türev negatifken F türev çarpı G türev pozitif gelecekse burada G türevinde ne olması gerekir? Negatif olması gerekir. G türev negatifse eksi 3 0 aralığında G'nin azalan olması gerekir. G azalansa x'lerimizi büyüttükçe görüntülerimiz küçülecektir. Burada eksi 1 eksi 2'den büyük olduğu için eksi 1'in görüntüsünün eksi 2'nin görüntüsünden küçük olması gerekir. Ama tam zıttı verildiğinden bunu da eleyebiliriz. Arkadaşlar bunu da örnek olarak çözmüş olduk. Bence güzel tam sınav formatında bir soru. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.